toplanma özgürlüğümüzün hukuka aykırı olarak engellendiği 5 yılın ardından asıl buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı'nı kapatan polis bariyerleri önünden kamuoyuna sesleniyoruz. Sesimizin, sözümüzün mekanı Galatasaray Meydanı'na en yakın noktadan devlete, inkara ve cezasızlığa son vererek zorla kaybetme suçlarında maddi gerçeği açığa çıkartma, suçun faillerini yargılayarak cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirme çağrımızı yineliyoruz. Devletin sorumluluklarını hatırlatmak ve gözaltında kaybedilen insanların hikayelerini kamuoyuna duyurmak, unutulmalarının önüne geçmek için bu kararlılığımızı sürdürüyoruz. 974. haftamızda 43 yıldır inkar ve cezasızlıkla unutturulmak istenen Hayrettin Eren dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 26 yaşındaki Hayrettin Eren İstanbul'da yaşıyor. 12 Eylül darbe koşullarında hakkında arama kararı vardı. 21 Kasım 1980 tarihinde otomobili ile İstanbul Saraçhane'ye gitti. Burada buluştuğu arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Hayrettin, arkadaşı ve otomobili önce Karagümrük Karakolu'na, oradan da Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hayrettin, Gayrettepe Siyasi Şube'nin bodrum katında ağır işkence altındayken kapıda bekleyen annesine gözaltında böyle biri yok denildi. Emniyetin bahçesinde duran otomobili gösterip oğlunun arabası burada, kendisi nasıl yok diye ısrar eden Elmas Eren tartaklanarak dışarı atıldı. Sonra Hayrettin'in arabası da kaybedildi. Hayrettin Eren'i gözaltına alınırken, karakolda tutulurken ve siyasi şubede işkencedeyken gören çok sayıda tanık vardı. Ancak onun gözaltında alındığı inkar edildi.